Engin Ardaç. Herkes bir proje yapıyor ya geri kalmamış Merel Hanım da yapmış. Bu bir yatırım projesi değil. Fakat Kılıçdaroğlu'nun ambalaj sanayi kenti projesi gibi uçuk kaçık da değil. Ortadan bir şey. Projenin ismi Artakan. Buyur, Dartaknan mı? Nece bu? Türkçeymiş, öz Türkçe. Gök konuksal avrat ya da içi geçmiş dinsel kişi gibi bir şey mi yani? Bolluk ve bereket anlamına geliyormuş. Peki niçin bolluk ve bereket dememişler kısa yoldan? Biz Japonca mı konuşuyoruz? Dedem Korkut gelmiş, boy boylamış, soy soylamış, hop hoplamış, top toplamış. Sözde milliyetçi ya bunlar, işin içinde ok, sadak, börk, kımız falan da olacak tabii. Artagan bir mali reform projesi. Böylece tarım reformuna bamsı beyrek, Eğitim reformuna Kutadgu Bilik, sağlık reformuna Camoku Yiğit, kadın hakları reformuna da Bayır Gürü isimleri verilebilir. Hay albızlar alası! Efendim bu Artagan projesi nakitsiz bir ekosistem oluyormuş. Canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkileri anlamına gelen ekosistemi ekosistem sanıyorlar. Ekonomi bilgileri bu kadar. Üze kök dengri asla yagız bir kılınlıkta iki nara ekosistem kılınmış. Bilge Kağan böyle demiyor ama zarar yok. Artagan şimdiye kadar hiç yaşamadığımız bir para bolluğuna yol açacakmış. Sevdim bu Artagan'ı. Mevduat açığı sebebiyle yurt dışından borç bulmaya çalışan bankalarımız mevduat fazlası veren kurumlara dönüşeceklermiş. İyi ama mevduat gibi Arapça kelimeler yakışmadı buraya. Kredi faizleri yakın tarihimizin en düşük seviyelerine gerileyecek. Kredinin, faizin ve seviyenin öz Türkçesi nedir? Üretim artacak, tüketim geniş kitlelere yayılacakmış. Artagan devlet bütçesine 300 milyar lira kaynak, finans sistemine de 500 milyar ek mevduat sağlayacakmış. Artagan'da herkes gelir üzerinden adil şekilde vergi ödeyecekmiş. Bunu kimse sevmeyecek. Lakin bunun olması için tüm para hareketlerinin dijital ortamda gerçekleşmesi gerekiyormuş. Böylece nakitsiz toplum süreci hazırlanmış olacakmış. Sınıfsız toplumdan nakitsiz topluma geldik. Eh şu anda da az nakitli yaşamıyor muyuz? Kayıt dışı ekonomiyi besleyen hortumlar kesilecek, mali suçlar daha oluşmadan engellenecekmiş. Bütün bunları anladık da şu Artagan'ın tam olarak ne olduğunu bir türlü anlayamadık. Bir de küçük ayrıntı var tabii. Uygulamak için Meral Hanım'ın iktidara gelmesi gerekiyor. Hadi bakalım seçimde Artagan Erdoğan'a karşı. Kimsenin geçmediği köprüye bak. Israrla bıkmadan usanmadan tekrarladılar. Köprüler yapıldı ama geçen yok. Ellerinde veri mi vardı? Hayır. Bildikleri bir şeyler mi vardı? Hayır. Bir taraflarından sallıyorlardı. Eh, çok pahalıydı tabii kim geçerdi? Şimdi Orhan Gazi Köprüsü'nden günde 42.134 aracın geçtiği açıklandı. Son zamanların bozuk Türkçesiyle geçiş yaptı. 2021 yılının ilk 5 ayı için bu rakam. Müteahhide garanti edilmiş araç sayısı 40.000. Benzer şekilde hersek Orhan Gazi arasında gişelerden geçen araç sayısı 51.998. Garanti edilmiş araç sayısı 40.000. Bursa Kuzey gişelerinden geçen araç sayısı 58.795. Garanti edilmiş rakam 35.000. Bursa'dan Balıkesir'e Batı yolundan giden 33.746. Garanti edilmiş 17.000. Balıkesir'den İzmir'e 21.959. Garanti edilmiş sayı 23 bin. Orada devlet yaklaşmış ama tutturamamış. Bunlar günlük rakamlar ha. Peki hani devlet zarardaydı? Hani bu garanti edilen rakamları tutturamayınca müteahhitlere ödenecek para yoksul halkımın cebinden çıkacaktı falan filan. Herif 3. Boğaz Köprüsü'nden birbiri ardına katar katar geçen tırlara mal gibi bakıyor. Geçen yok diyor. Bunu da okuduk. Bakmıyor tabi oturduğu yerden sallıyor. Kendisi geçmediği için kimse de geçmez sanıyor. Bunlar bir zamanlar Sabiha Gökçen'den uçak kalkmaz da demişlerdi. Hani şu zavallı kuşların göç yolu üzerine yapılan İstanbul Havalimanı'nda daha ilk yılda yolcu garantisinin üstüne çıkıldı. Hazineye 22 milyon 400 bin lira gelir sağlandı. Çanakkale Köprüsü'nü yapan konsorsiyumun ortağı da CHP'li çıktı. Bu yazıyı hükümetin her işine kafadan çamur atan bildik zevzeklere adadım. Bu yazıyı tarafsızlık maskesiyle gizli muhalefet yapan yalancı puşlara adadım. Pes artık. Yeter be, gülünç bile değilsin. Engin Ardıç. Burhanettin Duran. Negatif siyasette yarışmak. Muhalefet partileri Kanal İstanbul projesini engellemek için sert söylemlerini yarıştırıyor. Uzun süredir CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu negatif siyaset yapmada önde koşuyor. Dikta rejimi söyleminin güncel versiyonlarını üretmeyi ihmal etmeden yalan ve tehdit söylemlerini sıklıkla kullanıyor. Çiftçilerden öğretmenlere birçok kesimi hala AK Parti'ye destek verdikleri için suçluyor. İş adamlarını, medyayı ve bürokratları da devri sabık yapmakla tehdit ediyor. İç ve dış yatırımcıları Kanal İstanbul'a yatırım yapmaları durumunda paralarını ödememekle korkutuyor. Son dönemde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, negatif siyaset yarışında hiç de geri kalmayacağını gösteriyor. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yapmasının ardından şimdi de sömürge valisi deyiverdi. Bu suçlamanın bir zırvadan ibaret olduğu açık. Dış politikada bağımsız kararlar alan Erdoğan'ın 2013'ten bu yana bir takım dış güçler tarafından nasıl hedef alındığını milletimiz çok iyi biliyor. Gerektiğinde ABD dahil büyük güçlerle milli çıkarlar için nasıl gerildiğine çok şahit olduk. 15 Temmuz gecesinde darbeye direnen ve milyonları meydanlara indiren bir lidere sömürge valisi diyebilmek sadece saçmalamaktır. Akşener neden bu dili kullanıyor? Öncelikle devlet politikalarındaki sürekliliği hatırlatan Erdoğan'a Akşener'in bu hakarette bulunması muhalefetin siyaseti giderek daha da sertleştireceğini düşündürüyor. Diğer bir deyişle iki genel başkan kim daha radikal bir negatif siyaset yürütecek kapışması içerisinde. Geriye kalan muhalefet partilerinin genel başkanlarının da bu koroya katılması şaşırtıcı olmaz. Negatif siyaset yarışı ister muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ben olacağım rekabeti olsun, ister zorla erken seçim getirelim arayışı olsun, demokratik kültüre zarar veren noktaya ulaştı. Niyetleri 2023 seçimleri öncesi şahısları etrafında bir mağduriyet hissi oluşturmakta olabilir. Erdoğan'ın eleştirilerinde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığını bilen Akşener, kendisini Erdoğan'ın ana muhatabı haline getirmekte istiyor olabilir. Her halükarda salgın tedbirlerinin gevşemesiyle siyasi liderlerin seçmenle buluşmak için sahaya indiği bu dönemde şahsi polemiklerin yükselmesini bekleyebiliriz. Erdoğan ne yapacak? Polemikten kaçacak bir lider değil Erdoğan. Siyasetin söylem ve mücadele boyutunu iyi yönetmesiyle biliniyor. Ancak Erdoğan siyasetinin temeli milletin beklentilerini ve hissiyatını yakından takip etmeye dayanıyor. Bunun için AK Parti milletvekilleriyle istişarelerini yapan Erdoğan'ın tüm Türkiye'yi baştan başa kat edecek yoğun bir programa başlamasını bekliyorum. Seçimlere iki yıl kala yapacağı bu ziyaretlerde gündelik hayata değen mikro projeleri uygulamada yeni bir hareketliliğe adım atacak. AK Parti'de salgından çıkışta farklı toplumsal kesimlerin taleplerini karşılayacak bir dinamizm sergileyecek. Siyaset bu yazı tatilde geçirmeyecek. Ancak Eylül'le birlikte daha hızlanacak. Kanal İstanbul, seçim sistemi, yeni anayasa, başkanlık mı, parlamenter sistem mi tartışması, HDP ve ittifaklar ana gündem maddeleri. Önümüzdeki iki yılda siyaset uzun bir seçim kampanyası kıvamında sürpriz ve polemiklerle dop dolu olacak. Yatırımı, hizmeti, projeleri ve reformu konuşan yapan pozitif siyasetin kazanacağı görüşündeyim. Negatif siyasette yarışanlar sadece kendi aralarında yarışıyorlar. Bu halleriyle iktidar alternatifi olmaktan uzaklar. Burhanettin Duran